Merhabalar, bugün 2006 model bir Transporter T5'in yanındayım. Sahibi YouTube'dan da beni takip eden komşum Deniz Bey. Deniz Bey çok uğraşmış aracı için. Şu an bu araç satılık ilanını da paylaşacağım. Fiyatı da paylaşacağım. Siz de yorumlarınızı eklersiniz. Belki almayı düşünen ya da Transporter'ı merak edenler için faydalı olabilecek bir video çekmeye çalışacağım. Öncelikle aracın dışıyla başlayayım. Araç 2006 model Transporter T5, 370 bin kilometrede. Şu şekilde. Dış özellikleri. Sürgülü camda ve yanda cam var. Burada dış duş var. Su girişi. Şu şekilde. Arkada geri görüş kamerası var. Park sensörü var. Burada dış duş var. Dış duşu da gösterelim. Şurada. Şurada dış duş var. Çok büyük bir bagajı var. Büyük, geniş bir bagajı var. Deniz Bey sörf ile ilgilendiği için buraya sörf tahtası girebilecek bir sistem düşünmüş. Bir bölüm düşünmüş. Arka kapılar bu şekilde eşya alacak. Görüyorsunuz işte orada oltalar falan var. Şemsiyeler, sandalyeler. Burada büyük bir bagaj var. Arkada mangal, her şey. Hı. Bu kısma da file ve askılıklar kullanmış. Burası yatıyor. Onun haricinde buraların perdeleri var. Kalın perdeler, döşemeye yakın kumaştan perdeler tercih edilmiş. Aracın içini biraz sonra detaylı göstereceğim ama şöyle bir görmüş olursunuz. Banyo ve tuvaleti de var. Nasıl yatak oluyor? Onların hepsini paylaşacağız. Burada bir 220 prizi var. Tamam. Bugün fırtına olduğu için çok uzatmayalım. Dış çekimi yavaş yavaş içeri doğru geçelim. Buradaki cam açılıyor. Hemen girişte bizi bir duş daha karşılıyor. Deniz tatili yapmayı seven bir ailenin karavanı olduğu için dış duşa önem verilmiş. Burada genişleyen masa ünitesi var. Hem bu kısım genişliyor, hem şu kısım genişliyor. Burada tekli ken ocak var. Musluk evye var. Bu arada sistem de hani merak edenler varsa şöyle bir sistem kullanılmış. Çok pratik. Bir kapanmasını da gösterebilir miyiz Deniz Bey? Şöyle tek hareketle kapanıyor. Burada da sürgüler var. Sürgüleri itelediğimiz zaman şu şekilde. Gördüğünüz gibi iki taraflı. İçeriye geldik. Kafayı bir vurdum orada. Benim transporterde de vuruyordum. O yüzden kafanın orası alıştı artık. İç kısmı bu şekilde. Dolaplar var. Bu şoför kabinin üzeri bu yüksek tavan olduğu için burada dolap kısmı oluyor. Standartlarında olmayan. Yani alçak tavanda zaten böyle ayakta duramıyorsunuz arkadaşlar. Şu an bunda rahat ayakta duruyorum. Boyum 1.82. Yaklaşık 2 santim kalıyor. Burada dolaplar var çeşitli. Kullanımıza, eşya saklamak için kullanımıza göre. Burada hem altta hem üstte led barlar var. Şeritler, ledler tercih edilmiş. Dolapların iç kısmı da dış kısımla aynı. Bu tay tüyüydü değil mi? Tay tüyü ile kaplanmış. Bir düzenli, dağınık durmuyor. Bir dolabımız da burada. Gayet geniş. Onun haricinde böyle deniz şeylerini görüyorsunuz zaten. Burada saklama cepleri var. Fileli cepler kullanılmış. Burada komple bir file kullanılmış. İstediğiniz malzeme, birçok malzeme kullanılmış. Bunlar, bu masif. Güzel bir işçiliği var. Ayarlanır masamız. Evet. Burada güzel bir masa var. Burada laptopunuzu koyabilirsiniz. Yemeğinizi yiyebilirsiniz. Güzel bir sistemi var. Kapatabiliriz. Şimdi araç küçük ama gayet yeterli bir şekilde kullanılmış.
Deniz Bey ailesi, Deniz Bey eşi ve iki çocuğuyla birlikte 15-20 gün süren tatiller yapmış bu karavanda. Burada 3 kişi, önde de bir çocuk olmak üzere 4 kişi burada yatmışlar. Güzel tatiller gerçekleştirmişler. Banyo tuvalet. Banyo tuvalet, evet. İlgiyle beklenen kısma geldik. Şimdi bu metreküpteki bir araçta banyo tuvalet olur mu? İyi bir proje, iyi bir tasarımla olur. Bakın görüyorsunuz, minderleri önce aldık bunun üzerinden. Bu CTP ile kaplanmış, yani su geçirmez malzeme. Burası giderimiz var. Bakın duşun gideri var. Burada hani eğer duş kullanılmıyorsa, yani tuvalet kullanılacaksa, ayaklar ıslanmasın diye bir şeyle kaplanmışlar ama altta bildiğiniz küveti var. Duş küveti var. Burada potoporti tuvalet var. Orada duşu görüyorsunuz şurada. Bunun sistemini şu an göstermeyelim. Biraz zamanımız alacak ama buradan bir duş perdesi çıktığını düşünün arkadaşlar. Şurada. Duş perdesi buraya geliyor. Şöylece dönüyor. Tavanda da hop, onu bir daha gösterebilir miyiz? Bakın şöyle bir burada bir şey var. Burada her duran şeyin bir amacı var. Aynen. Bunun amacı da burada duş perdesinin bu boşluktaki kısmını tutturmak. Çünkü oralar gene duvara, cepheye denk geliyor ama burada bir boşluk var. Burada duşumuzun ışığı. Duşun ışığı dokunmatik. Hı hı. Bu şekilde bir çözüm üretilmiş. Kapatabiliriz. Hiç, yani aracınız küçükse hiçbir alanı boşa geçirmemeniz gerekiyor. Maksimum verimle değerlendirmek lazım. Burada gene sineklikli, gölgelikli bir perde sistemimiz var. Cam kullanılmış. Bu cam açılıyor aynı zamanda, sürgülü. Aynen. Şu şekilde. Arkada da, yan taraf karşısında da var kapıda. Bu kapıda da var, sürgülü kapının üzerinde de var. Bunlar yazın sineklikle birlikte kullanılarak serin serin yatılabilir. Buradan kablo kanalı var. Çok güzel kapatılmış. Burada sigorta kutusu var. Sigorta kutusunda bir güzel işçilik var. Burada bir menteşeyle çıkabilir şekilde yapılmış. Müdahale edilmesi gerekirse tüm herhangi bir şeyi sökmeye gerek yok. Kablolar burada. Üstü kapanıyor. Bu elektrik sisteminden bahsedelim. Burada sigortalı anahtarlar var. 220 USB'li var. Göstergeleri var. Burada USB şarj var. Burada da 12 volt çakmaklık var. Burası 220'den, buralarda 12 volt. Hatta invertörü de buradan açabiliyorsunuz. Şu an sesi geldi. Güzel. Burada bahsetmediğimiz bir şey kaldı mı? Yatak. Evet, en önemli kısma geldik. Burada, bu arkanın yatışını gösterelim yataktan önce. Şu şekilde. Şimdi burayı genişletmek isterseniz ya da burada manzaranın keyfini çıkartmak isterseniz. Şimdi arkada eşyalar olduğu için çok yatamayacaktır da. Bu şurada tamamen 180 derece. Bunlar açıldığı zaman şu şekilde devriliyor. Evet, burası kapılar açıldığında harika bir manzara oluşuyor. Kapılar açılırken kullanmak istiyorsanız güzel bir çözüm. Temellerimiz var. Evet, ondan da bahsedelim. O neredeydi? Şunun altında. Şuradan çıkıyor aslında şu kemerler. Küçük kedileri şöyle alayım. Bakın burada emniyet kemerlerimiz var. Hı-hı. Çocuk olduğu için bunlar şaseye şey yapılmıştır. Güvenli bir yolculuk, hı-hı, için. Normalde şuradan aradan alıyoruz. Çocuklar burada oturabiliyor. Güzel. Yani emniyet kemerinin zaten yanında kullanım alanı olmuyor. Mesela bu koltukta emniyet kemeri kullanamazsınız. Çünkü kazaların çoğunluğu düşeyde gerçekleşiyor. Yani arkadan ya da önden olduğu için. Onu da öyle, mecburen orada oturmaları gerekiyor. Oraya yerleştirilmiş. Evet, geldik yatağa. Evet. Yatak çok pratik. Yataktan önce şu depoları da gösterelim mi? Aynen. Depo burayı şurayı açtığımızda burada depolama alanımız var. Burada eşya gözü. Çok geniş. Yani çok fazla depolama alanı ihtiyacı oluyor. Surf. Burada da su. Burada su depomuz 100 litre. Hı. Yatak yapacağımız zaman sadece şuradaki kitleri açıyoruz. Şunu da açıyoruz. Bu şekilde çekiyoruz. Sonda mı? Değil. Ben o tarafa geçeyim. Tabii, buyurun. Şimdi rüzgardan da anlıyorsunuzdur. İstanbul'da okulların tatil olduğu gündeyiz bugün. Evet. Bakın burası çok önemli. Yatağı açsak bile içinde eşya
barındırabiliyoruz. Yani eşyaların üstüne geliyor. Hı hı. Şuradaki sistemde. Böyle. Buraya oturduğunda. Bunu da alıyoruz. Minderler bu şekilde çekiliyor. Şu an gayet geniş bir yatak oluştu. Şöyle bu çekimi ön koltuktan gerçekleştireyim sizin için. Evet. Şöyle gayet geniş bir yatak alanı oldu. 3 kişi çok rahat yatar. O arkada bir ekstra minder var arkadaşlar. O ekstra minder de buraya geliyor. Şimdi burada yaklaşık 160 santimlik bir kısım var. Bir çocuk orada. Bir çocuk burada yatabiliyor. Yani o düz minder buraya gelerek burayı düzleştiriyor. O sayede burada bir yatma imkanı oluyor. Bu arada koltuklar da iç kısımla benzer tonlarda, aynı malzemeyle, aynı firma tarafından döşenmiş. Güzel bir bütünlük oluşmuş. Burada bizim plastik kısımlar dediğimiz kısımlar da gene krem rengine boyanarak bu bütünlük sağlanmış. Gördüğünüz gibi kapı, B sütunu dediğimiz, bu sütun ismi B sütunu. Onlar da var. Park sensörü var, kamerası var. Gördüğünüz gibi bunlar da eklenmiş. Göğsü bayağı diri duruyor aracın. Şu kısmın. Bende de T5 vardı. Uzun süre kullandım. Hatta tamir videolarım var hala internette. Vites topuzu nasıl değiştirilir, anahtarı nasıl değiştirilir. Tabii lütfen. Şimdi elektriğin kontrol kısmı orada ama bir de merkez dediğimiz bir yer var. Yani akünün durduğu. Bu arabadan şarj. Bu güneş panelinden şarj. Arabadan şarjı bir anlatalım. Arabanın motoru çalıştığı zaman. Evet, bu kontrol ünitesi. Yolda gittiğiniz zaman. Değil aynı mi? Bir yani normal akünün şarjı gibi DC, yani DC dediğimiz doğru akım. Doğru akımdan doğru akıma, aküyü şarj etmek için doğru akıma ihtiyacınız var. Hı hı. Buraya vererek uygun değerde akünüzün şarj olmasını, evet, sağlıyor. Aküyü yıpratmıyor. Hı hı. Bu belli bir voltajın üstünde devreye giriyor, otomatik. Bu isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun göstergesi burada. Bu da güneş panelinden şarj. Yani aküleri bu iki sistemle dolduruyoruz. Hı hı. Ve enerjiyle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Bu neyin sigortalarıydı? 12 volt. 12 voltun sigortaları. 220 de sürücü koltuğunun altında. Akümüz de burada hemen. Her şey çok standartlara uygun yapıldı. Kablolama olsun, donanım olsun. Hiç sorunsuz elektrik tesisatı çok. Tüpü çok merak ediyorduk. Evet. Onu da gösterelim. Şöyle buradan bir gösterebilir miyiz? Tabii tabii. Şöyle bir dedantörümüz var. Şuradan göstereyim. Şu dedantöre. Bu arkadan şuradan geçiyor, şu aradan. Hı hı. Tüpü istediğiniz yerde, dışarıda da kullanabilirsiniz, içeride de kullanabilirsiniz. Çok pratik. İsterseniz hatta şöyle bir şey var. O Aygaz Mini miydi o firma? Şöyle, Aygaz Mini'miz sepetinde. Hı hı. Bu çok pratik bir ürün. Yani ürünün reklamını yapmıyorum ama tavsiye ediyorum. Aynen. Bunu istediğiniz zaman şöyle açıyorsunuz. Şurası. Şöyle şu şekilde. Fermuarı açıyorsunuz. Eğer dışarıda kullanmak isterseniz hiç bir şey çıkartmanıza gerek yok. Şu anda dışarıda kullanıma hazır. Bu şekilde kullanıma, aynen, hazır. İstediğiniz yerde ve rüzgardan etkilenmeyen bir sistem bu başlık. Bir de şey de ekleyelim, yani araçta yemek yapsanız arkadaşlar, yani aracınız ne kadar büyük olursa olsun içeride çok koku oluşturuyor. Aynen. İsterseniz de bunu çok basit çıkarıyorsunuz. Alıp bu dedantörü takıyorsunuz üstüne. Dedantörü taktıktan sonra içeride de dışarıda da ocağı da kullanabiliyorsunuz. Evet, çok güzel, pratik. Ben şunu belirteyim arkadaşlar. Dedantörsüz kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Diyelim ki küçük tüpünüz var. Dedantörü yok. Şu başlıktan bunun içine soktunuz. Vidayı sıktınız işte kelepçeyi. Ben tavsiye etmiyorum. Çünkü basınçların eşitlendiği durumda tehlikeli durumlar oluşabilir. Aynen. Her zaman dedantör iyidir. Bu çok güvenli bir tüp. Küçük tüplerde dedantör olmuyordu eskiden. İşte böyle bir ürün çıkarttılar. Hem kendinden başlıklı, çakmaklı. Çok hızlı. Yani ben de küçük karavanımda bunu kullanacağım. Buraya tıkladığınızda sıkıntı olmazsa. Rüzgardan etkilenmiyor gördüğünüz. Şu an fırtına var İstanbul'da. Aynen. Fırtınadan dolayı gayet güzel yanıyor. Yüz yüze eğitimi ara verildi. Ama şu an tüpü çalıştırabiliyoruz. Aynen. İstersek de kapatıyoruz, içeride kullanıyoruz. Kesinlikle. Bunu tanıtmamız da iyi oldu. Evet. Bu karavancıların bence vazgeçilmesi.
Bir de yüksek basınçta da çalışabiliyordu diye hatırlıyorum. Bunun içindeki bir yanıcı madde, şimdi ismini hatırlayamadım. O oran biraz daha normal tüpten yüksek olduğu için biraz daha yüksek irtifada da çalışabiliyor. İki tane de çok küçük olduğu için iki tane de alındık. Biri isterseniz burada, biri dışarıda kullanılabilir. Kesinlikle. Yani şimdi küçük tüplerde arkadaşlar, bazıları yani eli terazi gibi böyle elini alıyor, ha diyor bu diyor yarıda, abi diyor bitmiş filan. Ama ben o kadar keskin değil ellerim. O yüzden bir tane küçük alıyorum, bir tane de küçük başında böyle ocaklı bırakıyorum. Hani birisi şeye bağlı oluyor, ocağa bağlı oluyor. Şimdi bu araç tabii biraz benim kullandıklarıma göre küçük olduğu için söylüyorum. Onu iki tane tüp kullanarak, birini direkt ocakta kullanıyorum, diğerini üzerinde ocağıyla birlikte arkada tutuyorum. Dışta bir şey yapmak için de onu kullanıyoruz. Bu arada bu kılıflar hepsi fermuarlı tasarlanmış. İçtekiler de öyle. Bunlar sökülüp yıkanıp tekrar takılabiliyor. Altındaki eşyaları da buradan ulaşabiliyorsunuz yine. Üstten de ulaşabiliyorsunuz. Hani olur da aşağıda valiziniz kaldı. Mesela valizleri koydunuz, yatağa çevirdiniz. Gene oradan oraya çok ulaşım sağlanıyor. Lambalardan da bahsettik. Var mı unuttuğumuz bir şey? Şu anda yok. Su depomuz 100 litre. Su deposu 100 litre. Pis su deposu var mıydı? Pis su deposu var altta. Ama güzel. Ondan iptal edebilirim şu anda. Tamam, şu an son mevcut durumlar. İstemeyenler olursa. Deniz Bey şu an bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor araçta. Lityum akü takacağım. Lityum akü takmayı düşünüyor. Lityum akü arkadaşlar boşalması, yani normal aküler belli bir değere kadar boşalabiliyor. Yani bir bardağınız var, öyle düşünün. Siz bardağı sadece yarısına kadar içebiliyorsunuz. Her zaman orada yarı miktarda su kalmak zorunda. Sonra tekrar üzerine eklemeniz lazım. Lityumlarda tamamına yakını, yani daha normalden daha fazlasını kullanabiliyorsunuz. Deşarj değeri daha yüksek. O yüzden daha verimli oluyor. Bir aklınızda olsun. Bu bir tente gibi bir... Evet. Bu dizayn edilirken dışarıdan karavan gibi görünmesini istemedik. Yani minibüs gibi görünsün, rahat rahat istediğimiz yere park edelim. Çünkü kamp alanlarını kullanmıyoruz, enerjimiz de çok güzel. Buraya ben bir tente sistemi yaptırdım. Sadece buraya bir şerit şeklinde çekiyorum ve bağlıyorum. Çok güzel. Buraya işte sürgülü bir şey geliyor. Yani bir de bunun ikinci bir avantajı, bakın şu siyah şeyden anlamışsınızdır. Yağmur suları buraya gelir. Buradan normalde kapının içinden aşağı düşer. Böyle bir şey kullandığınız zaman buradan akar. Ben tavsiye ederim. Benim videom var zaten. Dış aydınlatma artı nasıl iç kısma yağmur gelmez diye. Orada da detaylı anlattım. Linkini koyarım onun da. Sizin ektiğiniz perdeniz var burada. Aynı sistem. Şuradan da görebilirsiniz. Bu da aynı şekilde. Sineklikli, perdeli. Güzel bir sistem. Aracın linkini paylaşacağım arkadaşlar. Satılık ilan linkini. Düşünenler olursa oradan iletişime geçer. Bazen yorumlar geliyor, işte araç bu kadar çok pahalı, araç şöyle, araç böyle. Arkadaşlar ben satmıyorum, sadece sizlerle paylaşıyorum. Bu arada şunu da belirtmek istedim. Burada güzel bir ekran kullanılmış. Sıcaklık var. In içeri demek arkadaşlar. Out dışarı, içeri dış, iç sıcaklık, dış sıcaklık. Akünün değeri ve saat görünüyor. Bu ürünü nereden aldınız acaba? Bunu şeyden, internetten almıştım. İnternetten aldınız. Bir de falan var. Gayet güzel, hoşuma gitti açıkçası. Arkada da park sensörünün ekranı var. Evet. Şu. Burada da kameranın görüntüsünü buradan görüyoruz. Kamera, aynen. Kamera multimedya sisteminden görünüyor. Bu şekilde tavanını da göstereyim şöyle. Bir renk bütünü var çünkü. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Sorularınız olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepiniz için hayırlısı olsun. Umarım gönlünüzdeki araca, gönlünüzdeki karavana kavuşur. En kısa zamanda yollara düşersiniz. Güzel kamp alanlarında, güzel tatil alanlarında karşılaşmak, sohbet etmek üzere. Hoşça kalın.